Cevaplar geldi mi? Ses geliyor herhalde. Evlilik öncesi tarama programından sizlere bahsedeceğim ben bugün. Doktor Nilgün Keloğlu, Çeküs Birim Sorumlusuyum. Bildiğiniz gibi 27 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Ulusal SMA tarama programımız başlamış bulunmakta. Amaç ve öğrenim hedeflerimiz bu sunumda neler? Şöyle kısaca bir göz atalım. Amacımız evlilik öncesi SMA taşıyıcı tarama programı ve SMA hastalığı hakkında bilgi edinebilmek. Öğrenim hedeflerinde kısaca SMA hastalığını, tiplerini ve önemini sizlerle paylaşacağım. SMA hastalığının önlenmesindeki bir takım yöntemler var. Bunları sıralayacağız. Evlilik öncesi SMA tarama programının gerekçesini ve hedeflerini paylaşacağız. Evlilik öncesi bu nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Spinal musküler atrofi, kraniyal sinir motor çekirdekleri ve omurilikte yer alan ön boynuz motor nöron lerinin geri dönüşümsüz kaybı ve bunun sonucunda ortaya çıkan kas atrofisi, kas güçsüzlüğü ile karakterize bir genetik hastalıklar grubu. En sık görülen hastalık formu otozomal resesif olarak kalıtılmakta. Hastalık 1 bölü 40, 1 bölü 60 oranlarında taşıyıcılık oranına sahip. Yapılan geniş çaplı bir araştırmada 11 binde 1 olarak insidansı bulunmuş. Ülkemizde SMA hastalığının görülme sıklığı ve taşıyıcılık oranları net olarak bilinmemekle birlikte aslında yıllık yeni vaka sayısının 130-180, ortalama 150 arasında olduğu tahmin edilmekte. Toplam olarak başlamadı mı? Var. Ha, olsun. Ha, görüntü yokmuş herhalde. Onu şimdi arkadaşlar düzeltiyor. O yüzden ben durdum. Özlem, sesi kapatabilir miyiz? Tamam. Evet, ülkemizde yeni yıllık vaka sayımız 130-180, ortalama 150. SMA hastası 3000 SMA hastası da ülkemizde izlenmekte yaklaşık olarak. SMA'nın klinik tiplerine baktığımızda şiddetinin değişken olduğunu görüyoruz bu tiplemelerde. Başlangıç yaşı kazanılan maksimum motor fonksiyonlar temelinde 4 ana fenotip şeklinde sınıflama yapılmış. Burada belki 5 tane görüyoruz hepimizde eğer dikkat ettiyseniz. SMA 0'dan tip 4'e kadar ama SMA tip 0 hayatta çok bağdaşmıyor ve yaşamın ilk ayında hayatını kaybettiği için diğer 4 tip daha çok görülmekte. İntrauterin dönemde başlangıç gösteren form SMA tip 0, yeni doğan ve erken bebeklik döneminde SMA tip 1, çocukluk döneminde SMA tip 2 ve tip 3, adolesan erişkin döneminde SMA tip 3 ve erişkin dönemde de SMA tip 4'ü görmekteyiz. Bunların klinik bulgu ve belirtileri bu tabloda özetlenmiş durumda. Bununla tek tek girmemize gerek yok diye düşünüyorum. Burada tip 0'dan tip 4'e doğru gidildikçe hastanın kliniği hafifliyor. Yani en ağır klinik tip 0 sahibiken tip 1A'da daha hafif oluyor ama tip 4 en hafif formu oluyor. Genellikle ileri yaşlarda bulgu veriyor ve taramalarla ortaya çıkıyor. SMA hastalığının tanısını koyarken elbette öykü, belirtiler, klinik bulgular, muayene bulgularımız bizi hastalıktan şüphelendirebilir. Ama kesin tanısını koyabilmek için SMN1 geninin genetik analizinde patojenik varyantının tespitinin yapılması gerekiyor. SMN2 kopya sayısı ise fenotipik özelliği değerlendirmek için kullanılıyor. Bildiğimiz gibi hastalık 5. kromozomun uzun kolundaki SMN1 genindeki mutasyonlardan kaynaklanıyor. İşte SMN1 bize genetik olarak, SMN2 ise fenotipik özelliği hakkında bilgi veriyor. Taşıyıcılık taramasına baktığımızda aslında biliyorsunuz ülkemizde akraba evlilikleri fazla, taşıyıcılık oranlarının yüksek olması, aynı zamanda bir de genetik yükümüzün de yüksek olması nedeniyle hasta bebek olan veya olmayan tüm çiftlere gebelik öncesi bu taramayı önermemiz gerekiyor.
Eğer çift taşıyıcı olduğunu öğrenirse sağlıklı çocuk sahibi olabilmek için genetik danışmanlık verilmesi, prenatal ve preimplantasyon tanı seçeneklerinin de çiftlere sunulması doğru olan yaklaşım. Doğum öncesi tanıda yani prenatal tanıda nelere bakılabiliyor? Öncelikle otozomal kanıt gösteren bu hastalığın annenin ve babanın taşıyıcı olduğu durumlarda yüzde kaç oranlarında hastalıklı veya taşıyıcı bebek dünyaya gelecek? Bunları sizlerle paylaşayım. Biliyorsunuz aslında talisemide de böyle. Eğer bir hastalık otozomal resesif olarak geçiş gösteriyorsa hem anne hem baba taşıyıcı ise %25 oranında her gebelik için söylüyorum bunu. %25 oranında hasta çocuk, %50 oranında taşıyıcı çocuk, yani taşıyıcı çiftlerin her gebelikte her fetüs için %25 hasta çocuk dünyaya getirme riskleri var. O yüzden eğer bize gebe olarak geldiyse kişi bu durumda taramayı yapmak, tanı testlerine gitmemiz gerekiyor. Eğer prenatal tanı testi gebeliğin 10. haftasından itibaren koryon villus örneklemesiyle 15. haftasından itibaren de amniyosentez üzerinden yapılan testlerle gerçekleştirileceği için gebe kadın bize başvurduğunda taramadan çok bu tür testlere yönlendirmemiz gerekiyor. SMA'da etkilenmiş bireyin varlığında da baba ile annenin mutlaka genetik açıdan araştırılması uygun olacaktır. Doğum öncesi tanıda yine ailede eğer indeks SMA vakası varsa, anne ve babaya daha önce hiç taşıyıcılık tarama testi yapılmamışsa bu durumda yapmamız öneriliyor. Genetik danışma ve risk altındaki diğer aile bireylerinin taranması da yine tıbbi genetik uzmanına da gönderilmesi gerekmekte. Ailede etkilenmiş bir bireyin olmaması durumunda ise taşıyıcılık taramalarıyla çiftler riskli ise bunlar belirlenebiliyor. Pardon, bir problem mi var? Yok, tamam. Teşekkür ederiz. SMA taşıyıcılık taraması sonrasında çiftlerin test sonucunu anlayabilmeleri, riskleri ve sağlıklı çocuk için seçenekleri, sağlıklı çocuk dünyaya gelmesi için bir takım seçenekler var. Bunları da kişilere sunmamız gerekiyor. Mutlaka genetik uzmanından da danışmanlık almaları doğru olacaktır bu durumda. SMA taşıyıcı taramasının programından şimdi bahsedelim. Evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran çiftler ve halen evli olan çiftlerden talep edenler ya da bizim önerip de kendisini kabul ettiği çiftlerden bu taramayı çiftlere yapabiliyoruz. Tüm bu çalışmaların sonucunda eğer her iki eş adayı da SMA taşıyıcı olduğunu görüyorsa, bunu eğer belirleyebiliyorsak, ailelere hastalık hakkında ayrıntılı bilgi vermemiz ve genetik danışmanlık merkezlerine mutlaka yönlendirmemiz gerekiyor. Bu programın amacı mevcut eş adaylarının ayrıntılı genetik danışmanlık hizmeti alması, aynı zamanda prenatal tanı olanakları hakkında da bilgilendirmelerini ve yönlendirmelerini sağlamak. Yani taramayı yapmakla yetmiyor. Taramadan sonra da yapmamız gereken bir takım işlemler beraberinde ortaya çıkacak. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile aile hekimlerinden evlilik öncesi taramalarla ilgili daha sağlıklı bilgi toplayabilmeyi bu sistem amaçlamakta. Bu amaçta da AHBS'leriniz üzerinde SMA veri paketi oluşturuldu. Sizlerin kullanmış olduğu yazılım şirketleri bu entegrasyonu tamamladı. Sizler şu anda kendi AHBS'leriniz üzerinden SMA istemi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda laboratuvar bilgi yönetim sisteminde de genetik hastalıklar laboratuvarı için bir arayüz oluşturuldu. Bu analize giden kanların sonuçları e-nabız üzerinden hem vatandaşa hem de aile hekimlerine düşürülecek sonuçlar çıktığında. İllerin takibini yapabilmesi için de çalışmalar devam etmekte. Yani şu anda biz sonuçları göremeyeceğiz ama ilerleyen dönemlerde bakanlık bununla ilgili çalışmalarını tamamladığında çeküst birimi olarak bizler de sonuçlara ulaşabileceğiz. Taramanın amacı ne? Taramanın amacı evlilik öncesi dönemde spinal musküler atrofi açısından her ikisi de taşıyıcı olan çiftleri belirlemek, ailelere genetik danışmanlık vermek ve SMA hastalığının uzun dönemde bebekler açısından morbidite ve mortalitesini
azaltmayı sağlıyor, amaçlıyor. Bu testi, taramayı kim, kimlere, nasıl uygulayacak? Onlardan bahsedelim. Evlilik öncesi dönemde evlilik raporu almak için aile hekimlere başvuranlara veya halen evli olup bebek sahibi olmayı düşünen çiftlerden kendisi isteyenlere bu tarama testini uygulamamız gerekiyor, kabul edenlere. Tarama için öncelikli olarak kanı biz erkek eş ve eş adayından alacağız. Evlilik öncesi sağlık raporunu kişiye vermek için bu taramanın sonucunu beklememize gerek yok. Evlilik raporunu düzenleyip verebiliyoruz. Erkek eşin ve eş adayının tetkik sonuçlarında şüpheli pozitif bir sonuç yoksa erkek adayı artık takipten çıkarabiliyoruz. Eğer erkek eş adayında şüpheli pozitif sonuç çıkarsa mutlaka kadını da taramamız gerekiyor. Evlilik öncesi SMA taşıyıcı tarama programı kapsamında eğer kadın doğurganlık süresini tamamlamışsa, menopoza girmişse o kadını tarama programını almamızın bir anlamı yok. Kişi herhangi bir nedenle SMA tarama programını taramasını yaptırmışsa, elinde de sonucu var ise bu kişiyi yeniden tarama programı kapsamına almaya gerek yok. Özel durumlar söz konusuysa her iki eş adayını da veya eşi de tarama programına alabiliyoruz. Tarama testleri için kan örneklerini eşlerin, eş adaylarının kayıtlı olduğu aile hekimliği birimlerinden alınması gerekiyor. Kanları mutlaka aile hekimliklerinden alınmalı. Zaten tek sistem sizlerin AİBS'leriniz üzerinde mevcut. Bu taramada bir akış şeması bakanlığımız bize iletti. Ben birazdan o akış şeması üzerinde de sizlerle yine paylaşımlarda bulunacağım. Evlilik öncesi sağlık raporu almak ya da taşıyıcılık taraması yaptırmak için aile hekimliği birimine başvuran eş ve eş adaylarına öncelikle danışmanlık verilir aile hekimi tarafından. Tarama testleri için kan örnekleri eş adaylarının kayıtlı oldukları aile hekimliği biriminde et dalı tüpe 2-3 cc olarak alınıyor. Yani sizler mor tüpe 2-3 cc olarak kanı alıyorsunuz. Daha sonrasında barkodlayıp sistemin girişini yapıyorsunuz. Sizlere artık ikiz barkodlar desem daha doğru olacak galiba. Rezerv barkodlar verdik. Rezerv barkodlarda iki barkod aynı numaralara sahip. Bu aynı numaralı barkodlardan bir tanesini tüpe, kan aldığınız, örnek aldığımız tüpe, diğerini de sizlere vermiş olduğumuz SMA tarama listesi formuna yapıştırmanızı sizden bekliyoruz. Elbette bu kanı almak ve barkodlamak yetmiyor. Mutlaka sisteme girişini yapmalısınız ki bakanlık sizlerin aldığı bu kanı, barkodunu okuyup kan eline ulaştığında eşleştirme yapıp çalışma sağlanabilsin diye SMA veri paketi üzerinden sisteme girişini yapmanız gerekmekte. Evlilik öncesi sağlık raporu için başvuranlara tarama sonucu görülmeden, ikinci kez tekrar ediyor bakın bakanlığın sunumu, evlilik raporu düzenlenebiliyor. Çünkü bununla ilgili sizlerin çekinceleriniz var. Evlilik öncesi raporu verdiğimizde diğer hastalıkları da düşündüğümüzde aslında kanuni olarak SMA taşıyıcısı olmak evliliğe engel bir durum değil. TRSM taşıyıcısı olmak evliliğe engel bir durum değil. Burada amaç kişilerin evliliğini engellemek değil, sağlıklı bebek dünyaya getirmelerini sağlamak için onlara izleyecekleri doğru yolu sunabilmek, danışmanlık hizmeti verebilmek veya her ikisi de taşıyıcı olan bireylere, çiftlere sağlıklı bebek için prenatal tanı yöntemlerini ya da tüp bebek yöntemlerini aslında sunabilmek, ilgili uzmanına yönlendirebilmek. O yüzden sonuç gelmeden de evlilik raporu düzenlenebilir. Ama burada yine kendi takdirinize bırakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Tüpler aynı gün laboratuvara gönderilmeyecekse 4 derece buzdolabında muhafaza edilmesi gerekiyor. Tüpler kırılmayacak. Burada yine her ASM'nin buzdolabı olmayabileceği için tüpleri biz sizlerden günlük olarak toplayacağız. Burada laboratuvarımızda muhafaza edeceğiz ve salı günleri de bakanlığımıza bu tüpleri, almış olduğunuz örnekleri postalayacağız, göndereceğiz. Tüpleri uygun şekilde kutulara koyup Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı'na göndermemiz gerekiyor. Kan örneklerinin
aile hekimliği birimlerinden laboratuvara taşınmasını bizler sağlayacağız ve kargoya kendi günümüzde vereceğiz. Kan örnekleri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı'nda test edilecek. Talisemide bildiğiniz gibi ilimizde test ediliyor ama SMA'da Ankara'daki Genetik Hastalıklar Laboratuvarı'nda kanların çalışması yapılacak. Çalışma sonuçları normal veya şüpheli olarak aile hekimliklerine iletilecek. Aynı zamanda test yapılan kişinin e-nabzına da düşecek. Sonuç normal ise bu durumda eş ve eş adayına bilgi verilip takipten çıkarıyoruz. Sonuç şüpheli ise mutlaka kadın eş ve eş adayından da tarama için kan alıyoruz. Aynı yolu izleyerek bu kanı da Ankara'ya gönderip çalışılmasını sağlıyoruz. Ama her ikisinin de taşıyıcı olması durumunda mutlaka ayrıntılı bilgi verilmesi gerekiyor. Ayrıca bu bireylerin, bu çiftlerin tıbbi genetik uzmanına sevk edilmesi gerekiyor. Çünkü tıbbi genetik uzmanı da moleküler test ile bizim yapmış olduğumuz bu tarama testinin doğruluğa testini yapıp doğruluk eğer doğru çıkarsa, her ikisi de taşıyıcı çıkarsa ayrıntılı bir genetik danışmanlık ve bebek sahibi olmadan önce neler yapılmasıyla ilgili bilgilendirme yapacak. Evet, az önce bir akış şemasından bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi bu akış şemasında lila renkli olanlar aile hekimliklerinin sorumluluğunda olan görevler, sorumluluklar. Açık mavi olanlar İl Sağlık Müdürlüklerinin ve sarı olanlar da gönderdiğimiz laboratuvarda yapılacak işlemleri gösteriyor. Zaten eğer taşıyıcılık yoksa yeşille gösteriyor, normal takipten çıkarılır. Taşıyıcılık olması durumunda alert olmamız için kırmızıyla gösterilmiş durumda. Birey bize başvurdu. Evlilik öncesi sağlık raporu olarak sağlık raporu almak için çiftlerin başvurusuyla başlıyor süreç. Öncelikle bir danışmanlık verilmesi, daha sonrasında erkek eş adayından hem hemoglobin hepatiler için hem de SMA için kan örneğinin alınması gerekiyor. Bu numunelerin sisteme girilmesi sağlanacak, barkodlanacak ve biz sizlerden toplayıncaya kadar muhafaza edilecek. Maviler dediğim gibi bizim görevimiz, İl Sağlık Müdürlükleri veya belirlediği toplama biriminde numuneler toplanıyor. SMA kan örneklerinin kontrolü yapılıyor. Ve SMA taşıyıcılık taraması için genetik hastalıklar tarama laboratuvarına Ankara'ya gönderiyoruz. Hemoglobin hepatiti için ilimizde çalışılıyor. Laboratuvara gönderdiğimizde kan örneklerinin ilgili laboratuvara teslim edilmesi işlemi gerçekleştikten sonra laboratuvara kabulü, sisteme girişi ve barkodların okunması işlemi yapılıyor. Ve sonuç olarak eğer kişide SMA taraması için moleküler analiz yapıldığında taşıyıcılık çıkarsa bu durumda yine iş aile hekimliklerine dönüyor. Burada yeni bir süreç başlıyor. Hemoglobinopati içinde eğer pozitif taşıyıcı çıkarsa erkek eş adayı yine kadın eş adayından kan almak üzere mutlaka sizin devreye girmeniz gerekiyor. Ama her ikisi içinde taşıyıcılık yok ise artık bu kişi takipten çıkarılıyor. Her ikisinin de taşıyıcı olması, her iki hastalık içinde taşıyıcılık saptandığında mutlaka kadın eş adayından kan örneği alınıyor. Kan örnekleri yine ilgili laboratuvarlara, SMA için Ankara'ya, hemoglobin hepatiler için ilimizde çalışılmak üzere gönderiliyor. Laboratuvar çalışmaları, analizleri yapıyor, raporluyor. Eğer kadın da taşıyıcı çıkarsa bu durumda doğrulama ve genetik danışmanlık için mutlaka bir uzmana gönderiyoruz. Uzmana gidiyor. Aynı zamanda size de bilgi geliyor. Çiftlerin bilgilendirilmesi, taşıyıcıların kayıt altına alınması, gebelik takibi, hasta çocuk doğumu var mı yok mu bunun takibi ve müdürlüklere bildirilmesi hususunda sizlerin bu durumdan bizleri de haberdar etmeniz gerekiyor. Hem kadının hem erkeğin taşıyıcı olduğu durumlarda. Taşıyıcılık yoksa takipten çıkarılıyor. Erkek eş adayının danışmanlık alması sağlanıyor genetik uzmanına yönlendirilerek. Kullanmış olduğumuz tarama metodu real-time PCR. Bu beklenen mutasyonların en az %95'ini gösterme taahhüdünde bulunuyor. Moleküler genetik bir yöntem. Eğer kişi tarama programına katılmak istemezse ne yapılır? Biz öncelikle onlara danışmanlık vereceğiz. Hastalığın riskleri,
hastalık hakkında genel bilgiler verdikten sonra buna rağmen kabul etmiyorsa mutlaka evlilik öncesi SMA onan formunun, SMA taşıyıcı taraması onan formunun doldurtulması gerekiyor. Bu sadece reddedenlere değil, reddetmeyen, kabul eden kişilere de doldurulması gereken bir onan formu. Bu form, örneğini sizlerle paylaşıyorum. Bu formu bizler sizlere EBS üzerinden göndermiş olduğumuz saha rehberlerinde de zaten isterseniz bulabilirsiniz. Gruplar üstünden, gruplar üzerinden de arkadaşlar, WhatsApp grupları üzerinden de sizlere bu onan formlarını PDF formatına getirip gönderdik. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü olarak şu anda bu onan formları zaten basım aşamasında en kısa zamanda sizlere ileteceğiz. Ama bu dönemde sizlere başvuran, evlilik için rapor almak için başvuran çiftlere tahlil yapacağınız işte erkek adayına bunu mutlaka doldurtmanız gerekiyor. Kabul edenlere de etmeyenlere de bu onan formlarını doldurtmanızı rica ediyorum. Çünkü bunlar sizi korumak için mutlaka gerekli onan formları ve bunları sizler kendinizde muhafaza edeceksiniz. Bize göndermeyin çünkü bunların saklanma kısmı sizin sorumluluğunuzda. Pardon, Özlem Hanım. Biraz kapatabilir miyiz? Bir uyku olsun. Evet, eş adaylarından her ikisinin de taşıyıcı olduğu ya da birisi dahi taşıyıcı olsa diğer çiftin de sessiz taşıyıcı olma ihtimali var. Bu durumda laboratuvar sonuçları şüpheli olan olgularda mutlaka çiftlerin tıbbi genetik uzmanına sevk edilmesi gerekiyor. İlimizde 3 tane tıbbi genetik uzmanı kamuda çalışmakta. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü'nün altında da genetik danışmanlık merkezimiz var. Oraya da yönlendirebilirsiniz. Ben burada araya girebilir miyim? Buyurun. Yine arkadaşlar, hemoglobin varyantı tespit ettiğimizde ya da talasemi taşıyıcılığı tespit ettiğimizde bu genetik uzmanlarına hastayı doğrudan gönderebiliyorsunuz. Burada hastaya genetik danışmanlık veriliyor. Çünkü bizim laboratuvarda uyguladığımız test talasemi için yalnızca bir tarama testi. Tarama testinden bir sonraki bir üst tetkike geçmemiz gerekiyor. Bunun için de genetik hastalıklar tanı merkezinde özellikle bu bizden geri dönüşler bekleniyor. Bu hastaları buraya sevk edersek özellikle hemoglobinopati düşündüğümüz hastalarda seviniriz. Evet, teşekkür ederiz. Evlilik için başvuran kişiler sevk işlemini kabul etmezse de bu durumda sevk onan formu var. Onları sizlerle paylaşmadık karışıklık olmasın ilk etapta diye. Birazdan ben sizlere örneğini göstereceğim. Yine rehberde bu da var arkadaşlar. Bilgilendirildi. Ama ben bu SMA testini yaptırmak, taşıyıcı çıktı. Taşıyıcı olmasına rağmen her iki eş adayı da ben bir üst basamağa gitmek istemiyorum diyorsa şu onan formunu mutlaka doldurtup imzalattırmanız gerekecek. Gene kendinizi koruma açısından bu önemli. Tarama programında bakanlığımız gene ilimiz, İl Sağlık Müdürlüklerinin görev ve sorumluluklarını, aile hekimliklerinin görev ve sorumluluklarını paylaşmış durumda. Belirlemiş yani sınırlarımızı belirlemiş. Hangi durumda bizler devreye gideceğiz, hangi sorumluluklar size ait. Bunları ben müdürlük kısmına hızlı geçiyorum. Çünkü sonrasında sorularınıza cevap kalsın diye. SMA taşıyıcı tarama kapsamında aile hekimliği birimlerinin görev ve sorumluluklarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Kendinize kayıtlı nüfusta evlenecek olan çiftlere evlilik öncesi danışmanlık vermeniz, gerektiğinde danışmanlık için toplum sağlığı merkezine veya sağlıklı hayat merkezine yönlendirmeniz sizlerden bekleniyor. SMA taşıyıcı taraması ile ilgili bilgilendirme yapmak ve onam almak yine aile hekimlerinin görev ve sorumlulukları arasında. Evlilik öncesi sağlık raporu düzenlemeden önce erkek eş adayından veya SMA taşıyıcı taraması için başvuran çiftlerden erkekten kan almak, barkodlamak ve sisteme girişini yapmak, kan örneklerini İl Sağlık Müdürlükleri tarafından toplanana kadar uygun biçimde muhafaza etmek, sonrasında kan testi sonuçlarını takip etmek, taşıyıcı çıkan olgularda danışmanlık vermek, verilmesini sağlamak için ilgili uzmana göndermek, gereğinde diğer eş ve eş adayının da yine tarama için kan örneğini almak, aynı erkek eş adayında olduğu gibi sisteme girişini yapmak ve takip etmek, her ikisi de taşıyıcı çıkan çifti genetik danışmanlık için yönlendirmek de aile hekimleri sorumlu.
Her ikisi de taşıyıcı olan çiftten kadının kayıtlı bulunduğu aile hekimi kadını gebelik planlamadan önce ve gebelikten önce gebelik sırasında takip edecek. Hasta çocuk doğumu söz konusu olduğunda da bu durumu İl Sağlık Müdürlüklerine bildirecek. Tüm veriler aile hekimliği AHBS'iniz tarafından kaydedilmeli. Bu durumda yani bütün pozitif sonuçlar, negatif sonuçlar bunların kaydedilme kısmı yine aile hekimlerinin birim görev ve sorumlulukları arasında. Özellikle kadın eş adayının TC kimlik numarasını ve telefon numarasını kaydetmenizi yine öneriyor bakanlık, istiyor. Eğer erkek eş adayı taşıyıcı çıkarsa kadına dolaşmamız gerekiyor. Kadına da test yapmamız gerekiyor. Bu durumda kadının da iletişim numarasını, TC numarasını kaydetmeniz doğru bir yaklaşım olacaktır. Evet, genel anlamda sunum bu kadar. Bir iki paylaşımım daha olacak ama bakanlık programı ilk başlattığında, bu tarama programını ilk başlattığında tüm Türkiye'den sık gelen sorulara bakanlığımızın vermiş olduğu yanıtları sizlerle paylaşacağım. Sadece aile hekimliği birimlerinden mi kan girişi yapılacak? Net cevap evet. Aile hekimliği birimleri laboratuvar istemi yapacaksa tetkik kodu nedir? Tetkik kodu yok. SMA taraması için veri paketini sizin yazılımlarınız hazırladı. O paket üzerinden girişiniz yapacak. Barkodunuzu, barkod numarası ve kişisel bilgileri AHBS'ye girdiğinizde istem yapılmış olacak. Barkod nasıl üretilecek? Barkodları İl Sağlık Müdürlüğü'nce bizler üretiyoruz şu anda ve sizlere dağıtımını sağlıyoruz arkadaşlar. İlk etapta belki sayılı göndermiş olabiliriz ama ilerleyen zamanlarda elinizde fazla miktarda barkod olacak. Sizinle ilgili olmayan soruları geçmek istiyorum. Hangi tüpe kan alınacak? Et talı hemogram tüpüne, mor kapaklı tüpe. Kanlar gönderim gününe kadar nerede bekleyecek? Biz laboratuvarda bekleme yoluna gideceğiz. Laboratuvarda muhafaza edeceğiz. 2-8 santigrat derece arasında. Zaten uzun süre stabil. Evet. Buradan bu şekilde merkez laboratuvara transferini sağlayacağız. Evet, teşekkür ederim. Gönderim aşamasında soğuk zincir gerekmiyor ama gönderilene ne kadar +4 derecede tutun deniyor. Yabancı uyruklulara ne yapacağız? Burada da yine aynı hemoglobinopati taraması programında izlemiş olduğumuz yolu izleyeceğiz. Kendinize kayıtlı olan göçmen vatandaşlar için özellikle konuşuyorum. Kendinize kayıtlı olan kişilerin kimlik numaraları var. O kimlik numaralarıyla erkek eş adayından aynı şekilde tarama programını alıp kan alarak tarama programında onun da test sonuçlarını bekleyebilirsiniz. Yani evlilik raporu vermeden, evlilik raporu vermek için, evlilik raporu almak için herhalde haftanın son günü 5. sunum, aynı sunum. Ben de artık biraz yoruldum sanırım. Göçmen vatandaşlarımızda da kimlik numaraları varsa aynı yolu izliyoruz. Göçmen Sağlığı Merkezi'nden gelip aile hekimliğine kayıtlı olmayan vatandaşlarımız için misafir hasta girişi yaparak yine bu tarama programına dahil edebiliyorsunuz. Kimin kaç adet kan örneği aldığını biz şu anda göremeyeceğiz. İlerleyen dönemlerde normalde göreceğiz. Normalde biz COVID-19 PCR analizleri için listede mesela her gün görebiliyoruz kaç tane örnek geldi, kaç tanesinin sonucu çıktı şeklinde ama henüz SMA ile ilgili istatistik alacağımız kısım bize tabii entegre edilmedi. Henüz hazır değiliz buna. Evet. Biz de göreceğiz. Şeküs birim olarak muhtemelen evet. Sizde. Gönderim sırasında ilave bir evrak eklenecek mi? Geçtiğim sorular arkadaşlar sizlerle ilgili değil. O yüzden ben onları direkt geçiyorum. Süremiz kısıtlı olduğu için. Gönderim sırasındaki ilave evrağı yeniden sizlere tekrar etmek istiyorum. SMA örneklerini diğer kanlarla karıştırmadan ayrı bir kutuda göndermenizi rica ediyoruz. Gönderim esnasında da şunlara dikkat etmenizi tekrar vurgulayacağım. Mutlaka rezerv barkodun, aynı numaralı rezerv barkodun bir tanesi tüpe, diğeri de listeye. Yani SMA tarama listesi diye bir liste var. Ben gruplardan onu paylaştım. İlçelerinize de verdim. Onlardan isteyebilirsiniz. Örneğini biz burada hemen hazırladık, gruplardan paylaştık ki sizler eğer kan alırsanız, kan gelirken bize o listeyle gelsin diye. Çünkü bakanlık da o listeyle istiyor. Biz de kontrolümüzü
O listede sizin yazmış olduğunuz isimler, isim, soyisim, TC, doktor ismi, birim no ve barkod yapıştırılacak yer var. Biz oradan sayıp kontrol edeceğiz. Sizin gönderdiğiniz kanla o eşleşiyorsa zaten sıkıntı yok. Sıkıntı varsa size döneceğiz. Listeyle birlikte mutlaka bakanlıkta tüplerimizi aynı anda istiyor. Bu listenin bizlere gönderilmesi gerekiyor. Test sonuçları ne kadar sürede çıkacak? 1-2 haftada çıkması bekleniyor. Ama belki bu ilk etapta gecikmeler olabilir. O da çok büyük bir problem teşkil etmiyor. Çünkü kanların beklemesiyle taramanın sonuçlanmasında herhangi bir sıkıntı meydana gelmeyeceği söyleniyor. SMA kanlarının takibini Çeküs ve Halk Sağlığı Laboratuvarı yapacak. Sonuçların takibi Çeküs biriminin ve aile hekimlerinin sorumluluğunda. Ama sonuçları şu anda bizim göreceğimiz sistem entegrasyonu sağlanmadı. Sağlandığında biz de takip edeceğiz. Sonuçları aile hekimleri ve kişiler görebilecek, müdürlük de görebilecek mi? Aynı soru gibi aslında. Bunun için laboratuvar bilgi yönetim sistemlerinde rapor oluşturuyoruz diye bakanlıktan bize cevap geldi. Rapor için tarama sonucunu beklemeye gerek var mı? Yine net cevap arkadaşlar, gördüğünüz gibi hayır. Sahadan bize geri dönüşler ben beklerim şeklinde olmakla birlikte bakanlığın cevaplarını ben sizinle paylaşmış oluyorum. Gönderim sırasında mutlaka listeyi kutuyla bir numunelerinizle birlikte göndermenizi rica ediyoruz. Kanlar santrifüj edilmeyecek, edilmesine gerek de yok. Belediyelerle ilgili olan soruları geçiyorum ama onamlarla ilgili geldik. Şimdi onamlarla ilgili sorulara. SMA onam formları var. Aynı zamanda afişler de geldi bize. El broşürleri geldi. Afişler henüz gelmedi. Biz bunların Türkçe, İngilizce ve Arapça basımlarını yaptırıyoruz. Onamların dijital olması elbette mümkün. Bakanlık da bununla ilgili çalışmayı yapıyor. 3 aya kadar tamamlanacağı bize söylendi. Ama henüz dijital onam olmadan önce mutlaka o onam formunu almanız gerekiyor. Biz zaten size rehber üzerinden de gruplar üstünden de gönderdik. Şimdi en azından gelen hastalarınıza çıktı alırsanız biz en kısa zamanda size onam formunu dağıtacağız. O onam formları sizler için koruyucu. Aynı zamanda dediğim gibi afişler de hazırlanmış. Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak onları da sizlere bastırıp dağıtacağız. Aile hekimleri için eğitim dokümanı, bu dokümanı gönderdi bakanlığımız bize. Biz de sizlerle bu dokümanı 3 günden beri paylaşıyoruz. 6 oturum halinde bu eğitimlerimizi bugün tamamlamış oluyoruz. Broşürlerin Arapça, İngilizcesi yapıldı dedik. Belediyelerle işbirliği kısmını geçiyorum. Evet, gene 2022'nin ilk çeyreğinde yeni doğanların spinal musküler atrofi açısından taranmasını da bakanlığımız planlıyor. Bu çok yaygın kullanılan bir tarama yöntemi değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde tarama paneli içerisinde yer almakta. Bizde de başladığında zaten sizlerle yeniden bir araya gelip bunun duyurusunu yaparız. Tedavisine çok kısaca değinelim. Bildiğiniz gibi bu hastalığın spinal musküler atrofinin direkt sağlayan bir tedavi seçeneği yok. İlaç tedavisi hastalığı kliniğin ilerlemesini belki yavaşlatabiliyor. Yani kişilerin yaşam kalitesini kısmen de olsa çocukların yükseltebiliyor. Tedavi için FDA onayı almış 3 tane ilaç var. Bunlardan birisi, üçünü de sayalım, Zolgensma, Risperidone ve Nusinersen. Bunlardan en pahalısı Zolgensma. Dünyanın pahalı ilacı olarak bilinen, şu an sadece ABD ve Avrupa'da uygulanan bir ilaç. Piyasa fiyatı 2 milyon dolar civarında. Ülkemizde SGK tarafından ödeme kapsamında olan ilaç ise Nusinersen. İlk yıl 6 doz, daha sonra da yılda 3 doz şeklinde tedavi veriliyor SMA hastalarına. Evet. Benim sunumla ilgili olarak sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Şimdi soruları alabiliriz. Acaba görsel olarak onları da görebilelim mi? Sizin ekleyeceğiniz bir şeyler varsa Yunus Hocam, benim unuttuğum artık son gün, son anlar değinmediğim şeyler kaldı mı bilmiyorum ama. Yani burada birkaç anahtar nokta var. Doktorum bahsetti.
Bunlardan bir tanesi işte evlilik raporu verilsin mi verilmesin mi? Bakanlık SMA testinin çıkmamasının evlilik raporu vermeye engel olmadığını söylüyor. Bir diğeri yine doktorun bahsetti. Rezervuar kodun mutlaka hem tüpe hem hasta liste şeklinde laboratuvara teslim edilecek listeye eklenmesi gerekiyor. Bir diğeri tam kanla çalışacağız. DNA'yı tam kandan izole edeceğiz. Bu sebeple